بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والمعاندين والمنافقين والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أستعيذ بالله اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وضليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا إبادت وإطاعتlerimizin kabul olmasına akıbetlerimizin hayırlı olmasına, Kur'an Resulullah ve Ehl-i Beyt-i Resulullah'ın şefaatlerine nail olabilmemize bir âli selavat buyurun. Allahümme salli ala Muhammed ve âli Muhammed ve acil mecun. Evet değerli kardeşlerim ve bacılarım ve internetteki kardeşlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta İmam Mehdi Aleyhisselam'ın yaşam şeklinden şu anda İmam Mehdi Aleyhisselam nasıl yaşamaktadır? Dedik ki madem bu dünyadadır, bu dünyada olan İmam Mehdi Aleyhisselam nasıl yaşamakta? Geçtiğimiz hafta yaptığımız sohbeti özetlemeden önce sizlerin de şahsında bu programı Zehra TV ekranlarında izleyecek olan kardeşlerimizi ve bacılarımızı da selamlıyorum. Arz etmiştik geçen hafta Allahu Teala Hud suresinin 86. ayetinde buyuruyor ki Bekiyyetullah hayrun lekum İn kuntum mu'minin. Allah'ın bakiyesi, Allah'ın baki bıraktığı, Allah'ın sakladığı sizler için en hayırlı olandır. Dedi ki bakiyetullah Allah'ın sakladığı, Allah'ın baki bıraktığı İmam Mehdi Aleyhisselam'dır. Allah Azze ve Celle açıkça buyuruyor ki sizler için en hayırlı olan İmam Mehdi'dir. Ve İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın bir sözünü arz ettik. Dedik ki İmam Sadık Aleyhisselam bugün yaşasa idi ne yapardı? Bugün yaşasa idi en fazla hangi alanda çaba gösterirdi? İmam Sadık Aleyhisselam buyuruyor Lev edrektuhu lehadimtehu hadimtuhu eyyama hayati. Eğer ben İmam Mehdi Aleyhisselam'ın zamanını derk etse idim, hayatım boyunca ona hizmet ederdim.
Dedim ki İmam Sadık aleyhisselam gibi bir imam masum, İmam Mehdi aleyhisselamın dedesi, İmam Mehdi aleyhisselam hakkında böyle bir söz söylüyor ise, bu İmam Mehdi aleyhisselama, onun yoluna, onun davasına hizmet etmenin ne kadar büyük bir şey olduğunu göstermekte. İmam Mehdi aleyhisselama bugün hizmet eden insan, hizmet ettiği oranda Allah katında değer kazanır. Allah katında makam kazanır. Bunları geçen hafta konuştuk. Mehdili konusunda Ehl-i Sünnet ile Şia arasındaki görüş farklılıklarını inceledik. Dedi ki bu konuda Ehl-i Sünnet ile Şia arasında iki tane farklı görüş, yani iki tane ihtilaf var. Ehl-i Sünnet İmam Mehdi aleyhisselamın İmam Hasan aleyhisselamın neslinden olacağına inanıyor. Şia ise hayır, İmam Hüseyin'in neslindendir tarzında inanıyor. İkincisi Ehl-i Sünnet İmam Mehdi aleyhisselamın dünyaya gelmediğini, ahiruz zamanda dünyaya geleceğine inanıyor. Ama Şia İmam Mehdi aleyhisselamın Hicri 255'te Şaban ayının 15'inde dünyaya geldiğini, 5 yaşına kadar babası ile beraber yaşadığını, babasının şehadetinden sonra Küçük Gaybet'e çekilip 74 sene Küçük Gaybet'te kaldığına, 74 yıl sonra Büyük Gaybet'e çekilerek bugüne kadar Büyük Gaybet döneminde hali hazırda yaşadığına inanıyor. Bunları da geçen hafta açıkladı. Geçen hafta açıkladığımız bir üçüncü konu, İmam Mehdi aleyhisselam şahıs mıdır, çeşit midir? Şahıs nedir, çeşit nedir? Onların farkını anlattık. Şahıs olsa ne olur, çeşit olsa ne olur? Onların farkını anlattık. Ve bu noktada arz ettik ki İmam Mehdi aleyhisselam çeşit değildir, cins değildir. İmam Mehdi aleyhisselam 11 imam gibi şahıstır. Daha sonra Mevlana'nın bu konudaki sözlerine ve şiirlerine yer verdik. Ve sonrasında İmam Mehdi aleyhisselam evlenmiş midir, evlenmemiş midir konusunu inceledik ve dedik ki İmam Mehdi aleyhisselam evlenmiştir. İmam Mehdi aleyhisselamın çocukları bile vardır. Ve bu konuda Seyyid İbni Tavus'un Muzayyaka ve Muvasa'a isimli eserlerinden ve yine Seyyid İbni Tavus'un Keşful Mehacce isimli eserlerinden bir takım sözlerini nakletmiştik. Ve bu akşamın konusu gene geçtiğimiz haftanın devamı. Hazreti İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam buyuruyor ki La yattali'u ala mavzi'ihi ahadun min vuldihi ve la gayrihi illa al-mawaliyallazi yali amrah. İmam Mehdi aleyhisselamın yerini, mekanını evlatlarından ve evlatları dışında olanlardan kimse bilmemektedir. Bakın, evlatlarından ve başkalarından kimse İmam Mehdi aleyhisselamın yerini bilmemektedir. Ancak bir zümre hariç.
illal mevaliyellezi yeli emreh. İmam Mehdi aleyhisselamın işlerini yapan dostları hariç. Yani İmam Mehdi aleyhisselamın işlerini yapan dostları o hazretin nerede yaşadığını bilmektedirler. Onlar bilmesine rağmen İmam Mehdi aleyhisselamın evlatları bile o hazretin nerede yaşadığını bilmiyor. Ha, o evlatlarına başvuruyor. Evlatlarının yanına gidiyor. Evlatlarının yanına uğruyor. Ama evlatları onun nerede yaşadığını bilmiyorlar. Bunu İmam Sadık buyuruyor aleyhisselam. Bu hadis-i şerifte geçen vult kelimesi, evlat kelimesi neyi gösteriyor? İmam Mehdi aleyhisselamın evlatları vardır. Evladı olmazsa İmam Sadık aleyhisselam kalkıp buyurmazdı. Onun evlatları bile onun yerini bilmezler. İmam Mehdi aleyhisselam ile görüşmek, onunla konuşmak, onunla mülakat etmek, onun huzuruna çıkmak mümkün müdür, mümkün değil midir? Ki bu konuyu biz 12 saat aşağı yukarı, 12 ders daha doğrusu, zamanı geldiği zaman rabıta konusu içerisinde bu konuyu ele alacağız. İmam Mehdi aleyhisselam ile görüşmenin yolları nelerdir? İmam Mehdi aleyhisselam ile görüşmek için hangi fiilleri yapmak veya hangi sıfatlara sahip olmak gerekir? Ve o hazretle konuşmaya, görüşmeye engel olan sıfatlar, engel olan işler, engel olan fiiller nelerdir? Bunu 12 saatlik, 12 derslik rabıta konusunda ele alacağız. Ama kısaca şunu arz edelim. İmam Mehdi aleyhisselamla konuşmak, görüşmek, onun huzuruna çıkmak mümkün müdür sorusunun cevabında diyoruz evet mümkündür. Ve hatta yüzlerce, binlerce insan İmam Mehdi aleyhisselamın huzuruna varmışlardır. Ve İmam Mehdi aleyhisselam ile sohbet etmişlerdir. Dertlerinin çaresini ondan almışlardır. Sıkıntılarının ilacını ondan almışlardır. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam buyuruyor ki men talebe şey'en vecette vecede. Bir insan bir şeyi talep ederse, bir şeyi ister ise, talep ederken ve isterken ciddiyetini ortaya koyarsa, yani ciddi olduğunu ortaya koyarsa, ciddi bir şekilde talep ettiği ve istediği şeyi ister ve talep ederse, o insan istediğini bulur. وَمَنْ قَرَأَ بَابًا وَلَجَّ velece. Bir insan kapıyı çalarsa, kapıyı çaldığı zaman ısrar eder ise kapı er ya da geç ona açılır. Bu manada arifler, işin ehli olan alimler, mehdilik konusunda uzman olan araştırmacılar diyorlar ki İmam Mehdi aleyhisselam ile görüşmek istiyor isen, konuşmak istiyor isen, onun huzuruna varmak istiyor isen biraz hayasız olacaksın. Hayasızın buradaki manası ne? Biraz yüzsüz olacaksın. Yüzsüzün buradaki manası ne? Ahlaksızlık manasında hayasızlık değil. Ahlaksızlık manasında yüzsüzlük değil. Sen birisinin evine gittiğin zaman kapıyı çaldığında ev sahibi kapıyı açmaz. Yine çaldığında açmaz. Yine çaldığında açmaz. Ama ev sahibi senin kapı çalarken
ısrarcı olduğunu gördüğü zaman istemese dahi kapıyı açar, ne var der, ne istiyorsun der. Sitemkerane bir tarzda bile olsa ne istiyorsun der. Bu manada İmam Mehdi aleyhisselamı talep edenler, o hazretle görüşmek, onunla konuşmak, dertlerini ona söylemek, soru işaretlerini ona anlatmak. Bakın Şia alimlerinden öyleleri vardır ki belirli bir aşamadan sonra İmam Mehdi aleyhisselamdan başkasına soru sormamışlar. Belirli bir noktadan sonra. Neden? Çünkü diyor, ben kafama takılan her sorumu İmam Mehdi'ye sorardım ve cevabını da İmam Mehdi bana verirdi. Dolayısıyla onun huzuruna varmak isteyen insan ısrarcı olmalı. Çabuk pes etmemeli. Ben çok aradım, çok istedim, çok efendim dualar ettim, çok efendim virdler, ibadetler yaptım ama bir türlü İmam Mehdi aleyhisselamı göremedim deyip de çabuk pes etmemeli insan. Peki İmam Mehdi aleyhisselam ile görüşmek mümkün ise, geçen hafta hacı kardeşimiz sordu sağ olsunlar, görüşmek mümkün ise Ehl-i Beyt kaynaklarında görüşme hakkında bir hadis var. Şu hadis şu şekilde belirtiyor, buyuruyor. Ela femen iddea, ela femen iddea el müşahedete fehuve kezza. Kim İmam Mehdi aleyhisselam ile iddia eder, görüşmeyi iddia eder ise, ben İmam Mehdi aleyhisselam ile görüştüm iddiasında bulunur ise, fehuve kezzab, o yalancıdır. Yani onu yalanlayın. Dikkat edin. Biz az önce dedik ki İmam Mehdi aleyhisselam ile görüşmek mümkündür ve görüşenler de olmuştur. Bu söz ile bu hadis çelişmiyor mu? Dolayısıyla böyle bir hadis varsa, ya İmam Mehdi aleyhisselam ile görüşmenin mümkün olmadığını savunacağız ve ben gördüm, konuştum diyen insanları yalanlayacağız veyahut da o insanların sözlerini kabul edeceğiz. Kabul ederken de bu söze, bu hadise bir mana, bir anlam bulmaya çalışacağız. Bu hadisin manası nedir? Onu incelemeye çalışacağız. Bakınız, hadis doğru. Kim dese ki, ben iddia etse ki ben İmam Mehdi aleyhisselamı gördüm, o yalancıdır. Öteki taraftan İmam Mehdi aleyhisselamı görmek de mümkün ve görenler de olmuş. Her iki kavram doğru. Ama bu hadisin manası farklı bir manada ifade edilmiştir. Hadisin manası nasıl anlaşılır? Bakın, öncelikle hadiste geçen müşahade kelimesi, görme kelimesi. Görme iki kısımdır. İmam Mehdi aleyhisselamı görmenin iki şekli var. İki kısmı var, iki hali var. Birincisi, Gaybet-i Suğra döneminde İmam Mehdi aleyhisselamın 4 tane naibi vardı, biliyorsunuz. Yani İmam Mehdi aleyhisselam ki 5 yaşında gayba çekildi ve 74 sene küçük gaybet döneminde, o 74 yıllık küçük gaybet döneminde İmam Mehdi aleyhisselamın 4 tane özel naibi, 4 tane özel vekili vardı. Bu 4 tane vekil, 4 tane naib istedikleri zaman İmam Mehdi aleyhisselam ile görüşebiliyordu. İstedikleri zaman. Bu İmam Mehdi aleyhisselamı görmenin birinci şeklidir. Onlar istediklerinde imama gidebiliyorlar.
Gaybet-i Kübra dönemine geldiğimizde görmenin ikinci şıkkı, ikinci şekli karşımıza çıkıyor. Gaybet-i Kübra döneminde ise selahiyeti olan insanlar, layık olan insanlar, imam istemediği müddet içerisinde imamla görüşemezlerdi. Bakın, imamla görüşmeye selahiyeti var. İmamla konuşmaya layık, imamın huzuruna çıkmaya layık birisi, ama imam istemediği müddetçe o imama gidemezdi. İmam istemediği müddetçe o imamla görüşemez, konuşamazdı. Gaybet-i Suğra küçük gaybet döneminde nasıldı? Naipler istedikleri zaman İmam Mehdi'yi görüyordu. Büyük gaybet döneminde ise imam istemediği insan imamla görüşemiyordu. Yani imamla görüşebilmek için, imamla konuşabilmek için imamın istemesi şart idi. Dolayısıyla hadisin manası şu olmaktadır. Kim ben istediğim zaman, bakın dikkat, kim ben dilediğim zaman, istediğim zaman imamla görüşürüm veya görüşüyorum derse o yalancıdır. Bakın. Ama Gaybet-i Sugra döneminde böyle değildi. O dört naib istedikleri zaman imamla görüşüyordu. Ama Gaybet-i Kübra'da kim böyle bir iddiada bulunsa o insan yalancıdır. Ayetullah Halebi, Allah rahmet etsin, merhum Ayetullah Halebi, merhum Ayetullah Mirza Mehdi İsfahani, Mirza Mehdi İsfahani'nin İmam Mehdi aleyhisselam ile görüşmesini naklediyor. Şu şekilde naklediyor. Diyor ki merhum Mirza Mehdi İsfahani, kendisinden dinliyor bunu. Diyor ki merhum Mirza Mehdi İsfahani öğrencilik yıllarının bir dönemine geldiği zaman talebenin mukaddimat ilimleri var. Yani her insanın, her talebenin o ilimleri okuma zorunluluğu var. İlmin bir seviyesine diyor geldikten sonra merhum Mirza Mehdi İsfahani diyor ki ben hangi konuda ilim tahsil edeceğime karar veremiyordum. Yani kendimi felsefede mi yoğunlaştırayım? Çünkü her alemin genelde ağır olduğu bir konu var. Bazı konular, yani bir takım efendim genel kaideleri her alim aşağı yukarı yüzeysel olarak bilir. Mesela Risale'yi her alim yüzeysel olarak bilir. Ama bazı konular vardır ki onlar ihtisas ve uzmanlık alanıdır. Merhum Mirza Mehdi İsfahani diyor ben karar veremiyordum. Felsefe bölümünde mi ihtisas yapayım, uzmanlaşayım? İlmi kelam alanında mı uzmanlaşayım? İlmi irfan ve ahlakta mı uzmanlaşayım? Ehl-i Beyt'in imameti, velayeti, fazileti, tevellası, teberrası, makamları hakkında mı uzmanlaşayım? Bir türlü diyor karar veremiyordu. Ve diyor hangi üstadın yanına varıyordu isem, mesela gidiyordum üstadlardan meşveret ediyordum. Soruyordum ben hangi dalda fazla eğitim alıp da o konuda uzmanlaşayım. Fıkıh ilminde uzman olan üstattan tavsiye istediğimde o diyordu fıkıhta uzmanlaş. Felsefe dalında uzman olan üstada gidiyordum o diyordu felsefede uzmanlaş. Kelam dalındaki üstada gidiyordum o diyordu kelamda. Ahlak ve irfan üstadına gidiyordum o diyordu irfanda ahlak. Bir türlü diyor ben karar veremiyordum. Çünkü her biri farklı şeyler söylüyordu. Dedim ki bu böyle olmayacak. Ben İmam Mehdi Aleyhisselam'ın askeri değil miyim?
ve şu anda bu yol ve bu yolun üzerinde bulunanlar İmam Mehdi aleyhisselamdan sorumlu değiller mi? Ve şu anda bu yolun üzerinde olan insanlar üzerine hüccet kimdir İmam Mehdi aleyhisselam? Ben gideceğim Vadi-i Selam mezarlığına. Vadi-i Selam mezarlığında Hazreti Hud ve Hazreti Salih peygamberlerin mezarı var. Gideceğim o iki peygamberin mezarına. O iki peygamberin mezarında İmam Mehdi aleyhisselama tevessül edeceğim. Ve derdimin ilacını hangi konuda uzmanlaşmam gerektiğini, neyin benim için faydalı olacağını imamıma soracağım. İmamım bana yol göstersin. Çünkü üstadlara gittiğimde her biri farklı farklı şeyler söylüyor. Gittim diyor. Saatlerce ben tevessül ettim İmam Mehdi aleyhisselama ve Vadi-i Selam mezarlığında İmam Mehdi aleyhisselamı gördüm. Ancak İmam Mehdi aleyhisselam benimle konuşmadı. Ben de onun ile konuşamadım. Bakın, rabıta konusunda bunları inceleyeceğiz. Bazı insanlar vardır, İmam Mehdi aleyhisselamın yüzünü görmeye layık değiller. İmam Mehdi aleyhisselamı arkadan görürler. Tanırlar, bilirler hem de bu İmam Mehdi'dir. Bazı insanlar vardır, İmam Mehdi aleyhisselamı yüzünden görürler, ön tarafından görürler. Ama İmam Mehdi aleyhisselam ile konuşmaya layık değiller. Konuşamazlar. Bazı insanlar vardır, İmam Mehdi aleyhisselam ile konuşmaya layıktırlar, konuşurlar. Ama İmam Mehdi aleyhisselam onlara cevap vermez. Sadece dinler. Bazı insanlar da vardır, İmam Mehdi aleyhisselamla konuşurlar, İmam Mehdi aleyhisselam da onlara cevaplar verir. Bazı insanlar da vardır ki İmam Mehdi aleyhisselamla omuz omuza otururlar. Et ete otururlar, ten tene otururlar, yan yana otururlar. Merhum Mukaddesi Erdemili, Allah rahmet etsin, öğrencilerinden bir tanesi dersten soruyor Mukaddesi Erdemili'ye. Molla Ahmet Erdemili, Mukaddesi Erdemili diye meşhur. Soruyor, hocam diyor, bu zamanda İmam Mehdi aleyhisselamı görmek mümkün müdür? Öğrencinin bu sorusuna üstad ağlamaya başlıyor. Ağlıyor. Öğrenci diyor, hocam ben size ağlatacak bir şey söylemedim ki. Bir soru sordum. İşte diyor, ben senin sorduğun o soruya ağlıyorum. Sen İmam Mehdi aleyhisselamın askeri olduğunu iddia ediyorsun. Her askerin bir komutanı var. Sen iddia ediyorsun, ben İmam Mehdi'nin askeriyim. Onun yolunun yolcusuyum. Her askerin de bir komutanı var. Yani iddia ediyorsun ki benim komutanım İmam Mehdi aleyhisselamdır. İmam Mehdi aleyhisselam şu anda burada benimle yan yana oturmuş, sen yanımda oturan İmam Mehdi'yi görmüyorsun. Ve soruyorsun, İmam Mehdi'yi görmek mümkün müdür? Ben işte senin o soruna ağlıyorum. İmam Mehdi'nin askeri olduğunu iddia ettiğin halde yanımda oturan İmam Mehdi aleyhisselamı görmüyoruz. Velhasıl merhum Mirza Mehdi İsfahani diyor, ben baktım İmam Mehdi aleyhisselam geldi Hazreti Salih ile Hazreti Hud'un mezarının başına, benim yüzüme baktı. Ve İmam Mehdi aleyhisselamın boynunda bir levha vardı. Göğüs tarafında, boynundan bağlanmış göğüs tarafında bir levha vardı. Ve dikkat ettim, levhanın üzerine şunlar yazılıydı. Telebul me'arif min gayri tarikatina ahlal beyt musabikun li inkarina ve kad ekameni Allah ve ana hüccetü ibnul Hasan.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. İmam Mehdi Aleyhisselam'a yakışır bir salavat buyurun. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed acil ve çabuk. Bakın diyor levhada şu yazılı idi. Biz bu söze çok iyi dikkat edin. Biz Ehl-i Beyt'in yolunun dışında ilim arayanlar musabikun li inkarina. Ehl-i Beyt yolunun dışında ilim aramak bizi inkar ile eşittir. Eşit Allahu Ekber. Eşittir. Fakat ekameni Allah, Allah beni kaim etti. Ve ben Hoccet İbnül Hasan el-Askeri, ben Hasan el-Askeri'nin oğluyum. Dikkat edin, merhum Mirza Mehdi Mirza İsfahani'nin derdi neydi? Hangi konuda uzmanlaşayım? Hangi konuda ihtisas alanında ilim öğreneyim? Derdi buydu. Ve bunu öğrenmek için Vadi-i Selam'a gidiyor. İmam Mehdi'yi de görüyor. İmam Mehdi Aleyhisselam onunla konuşmuyor. Konuşarak cevap vermiyor. Yazı ile cevap veriyor. İmam Mehdi Aleyhisselam buna açıkça ne diyor? Ne buyuruyor? Yani en güzel ilim bizim sözlerimizi öğrenmenizdir. En güzel ilim. Ehl-i Beyt'in sözlerini öğrenmek. Neden en güzel ilim? Çünkü imamların bir insan gelsin ispat etsin, desin ki imamlar bu konuda söz söylememiş. Gelsin ispat etsin. İmamların tıp alanında açıklamaları var. Astronomi alanında açıklamaları var. Fizik alanında açıklamaları var. Açın Tevhid-i Mufazzal'ı. Tevhid-i Mufazzal bilmiyorum, Türkçesi var mı yok. İmam Cafer Sadık Mufazzal İbni Ömer isminde bir öğrencisine tevhidi anlatmış ama tevhidi hayvanlarla anlatmış. Balığın özelliği budur, kuşun özelliği budur, tabiatın özelliği budur. Yani Ehl-i Beyt imamları hem din ilimlerinde ve hem de fen ilimlerinde hiç kimse iddia edip de diyemez ki Ehl-i Beyt bu konuda bir şey dememiş. Söz söylememiş. Dolayısıyla söylenmesi gerekenlerin hepsini imamlar söylemişlerdir. İmamların söylemediği veya boş bıraktığı bir alan var mı ki biz o alanı ve o boşluğu gidip başkalarında arayalım? Bunun için İmam Mehdi Aleyhisselam buyuruyor ki biz Ehl-i Beyt'in yolunun dışında talebul ilim, ilim talep edenler, ilim öğrenmek isteyenler, musabikin iki manası var. Bir, bizi inkara sürükler, inkara sürükler. İki, bizi inkar ile eşittir. Musabiyum dese eşittir, musabik dese sürükler. Dolayısıyla ikisi de aşağı yukarı aynı manayı ifade ediyor. Ehl-i Beyt'in yolunun dışında ilim öğrenmek. Bakın bugün ben bir konferansa katıldım. Konferansa yurt dışından katılan bir üstad bir söz söyledi, ben hayret ettim. Dedi bir tane alim ve seyyid, bir alim aynı zamanda seyyid kitap yazmış. Kendisi de Caferi, Şia kitap yazmış. Yazdığı kitapta diyor ki Ehl-i Beyt'in biz insanlardan hiçbir farkı yoktur. Siz Ehl-i Beyt'e, Ehl-i Beyt'e ethar, temizlenen Ehl-i Beyt derken yanlış yapıyorsunuz.
Onlar temizlenen ehl-i beyt değildir. Ehl-i beyt-i ebrar deyin, iyi ehl-i beyt deyin. İyi ehl-i beyt. Bunu Müslim nakletti. İyi ehl-i beyt sözüyle İmam Cafer-i Sadık ve İmam Muhammed Bakır aleyhisselam döneminde ve bu iki imamın döneminden sonra bazı ehl-i sünnet tarafında olan alimlerin İmam-ı Sadık'la İmam-ı Bakır hakkında söylemiş oldukları sözle bu sözün hiçbir farkı yok. İmam-ı Sadık ve İmam-ı Bakır hakkında ne diyorlardı? Diyorlardı ki bunlar üstün bir kişiliğe sahip değildirler. Bunların ilahi bir kişiliği yoktur. Bunlar temizlenmemiştir, masum değildirler. Ama bunlar iyi ilim sahibi olan alimlerdir. Yani İmam Bakır ile İmam Sadık'ı ilim sahibi olan alim olarak görüyorlardı. Ve bugünkü o üstad diyor ki bu sözle İmam Sadık, İmam Bakır hakkında söylenen bu sözle Şia olduğunu söyleyin. Seyyid olduğu halde, alim olduğu halde, kitap yazdığı halde imamlara temizlenen imamlar demek doğru değil. İmme-i ebrar, iyi imamlar demek doğrudur. Diyorsun ki ya adam seyyid, alim, peki niye bu noktaya geldi? Neden böyle oldu? Çünkü bunun nedenini incelediğimizde bunun bir takım örneklerini ben başkalarından gördüm. Başka alimlerden, başka kitaplardan, başka konuşmalardan gördüm. Burada program televizyonda yayınlanacağı için isim vermek doğru olmaz. Bakın, Aşura günü bizim bayram yapmamız gereken diyen insan var. Neden? Hüseyin Aşura günü arzusuna kavuştu. Arzusuna kavuştuğu için o gün bizim yaz yerine bayram yapmamız gerekir diyen insan var. Bunlara fazla girmeye gerek yok. Dolayısıyla eğer bir insan Ehl-i Beyt'in yolunun dışında ilim arıyor ise o yolun dışında ilim araması bir yerden velayetten ödün vermesine sebep olur. Ehl-i Beyt'ten taviz vermesine sebep olur. Ehl-i Beyt adına Ehl-i Beyt mektebinde cinayetler, cinayet derken insan öldürme manasında değil, ilmi cinayetler yapmasına sebep olur. İlmi. Mesela Cuma'da da ben anlatmıştım bir ara. Vefat dendiği zaman Türk milletinin aklına ne gelir? Ölüm. Ölüm gelir. Katledilme dendiği zaman Türk milletinin aklına ne gelir? Öldürülme. Ehl-i Beyt imamları öldürüldüler mi? Yoksa öldüler mi? Demek ki Ehl-i Beyt imamları vefat etmediler. Şehit edildiler. Ama vefat dendiği zaman akla normal ölüm gelir. Tabii ölüm gelir. Bakın bir kelimeden bile hangi manalar çıkabiliyor? Bir kelime. Onun için Ehl-i Beyt hakkında yazarken, konuşurken insanın kelimelere bile dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bir kelime insanı ilmi manada yoldan sapmasına sebep olur. Bir hadise de var, buyurun. Allahümme selle İmam Mehdi aleyhisselam dedi ki 5 yaşına kadar babası Hasan ol askeri ile beraber yaşadı. İmam Mehdi aleyhisselamın gayba çekilme müddetinin zamanının hicretin 260. senesinde 5 yaşında iken başladığını söylüyorlar. Tarih böyle diyor. Aslında böyle midir? Aslında böyle değil. Neden? İmam Mehdi aleyhisselamın
gaybeti anne rahminden başladı. Anne rahminden. 5 yaşında başlamadı. Aynen Hazreti Musa peygamber gibi. İmam Mehdi aleyhisselamın annesi Nergis Hatun, geçen hafta anlatmıştım, evvelki hafta. Nergis Hatun, İmam Mehdi aleyhisselama hamile iken, hamilelik belirtileri var mıydı? Hayır, yoktu. Ve İmam Mehdi aleyhisselam dünyaya geldikten, Hicri 255 senesinde dünyaya geldikten sonra İmam Mehdi aleyhisselamın dünyaya geldiğini Haşimilerin bile birçoğu bilmiyordu. İmam Hasan askeri aleyhisselamın bile etrafında olan akrabalarının birçoğu bilmiyordu. Ki İmam Hasan askeri aleyhisselamın böyle bir çocuğu var diye bilmiyorlardı. Sadece İmam Hasanul askeri aleyhisselamın şialıklarına, imanlarına itimat ettikleri, güvendikleri İmam Mehdi aleyhisselamın varlığını biliyorlardı. İmam Hasan askeri aleyhisselam onlara gösteriyordu. İmam Mehdi aleyhisselama. Ama onların dışında hiç kimseye göstermiyordu. Saklıyordu İmam Mehdi aleyhisselamı. Dolayısıyla İmam Mehdi aleyhisselamın gaybeti Hicri 260. senesinde başlamamış. Tam tersi, Hicri 255'te anne rahminden başlamıştır. Ve İmam Mehdi aleyhisselamın gaybetinin, gayba çekilmesinin keyfiyetine, içeriğine de baktığımızda İmam Mehdi aleyhisselamın isimlerinden bir tanesi gayıptır. Gayıp. Ve Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim Bakara suresinde buyuruyor, Estaizu billah, zalikel kitab la reybe fi huden lil muttaqin ellezine yu'minune bil gayb. O kitap öyle bir kitaptır ki onda şüphe yoktur. O kitap takvalıları hidayet eder. Kimdir bu takvalılar? Ellezine yu'minune bil gayb. Onlar ki gayba iman ederler. Ayetler konusunu incelediğimiz zaman hatırlarsanız, Kur'an'da İmam Mehdi aleyhisselam konusunu inceler iken orada arz etmiştik ki ayette geçen gaybın mistaklarından bir tanesi İmam Mehdi aleyhisselamdır. Ve İmam Mehdi aleyhisselamın vazifesi, görevi, ceddinin İslam'ını, yani hakiki İslam'ı, gerçek İslam'ı yaygınlaştırmak ve yeryüzünün tamamına hakiki İslam'ı sabitleştirmek, ikame etmek ve adalet-i kulliyeyi sağlamaktır. Adalet-i kulliye. Şu an İnsanlar arasında cüz'i bir adalet var. Cüz'i bir adalet. Ama yer küresinde, yeryüzünde kulli bir adalet yoktur. İmam Mehdi aleyhisselamın amaçlarından bir tanesi de adalet-i kulliye. O kulli adaleti gerçekleştirmek. Hadis-i şerifte var, bakınız. Ayette bile aynı şey buyuruluyor. وَالَّذِ اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالْدِينِ الْحَقِّ لِيُظِهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ Tevbe suresinin 33. ayeti buyuruyor ki Allah Resulünü hidayet ve hak din ile gönderdi. لِيُظِهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ Neden gönderdi? Dinin tamamını zahir kılsın diye gönderdi. Kafir müşrikler istemeseler bile Allah bunu yapacaktır. Tevbe suresi 33. ayet. Dolayısıyla İmam Mehdi aleyhisselamın ki misyon ve vazifesi gerçek nebevi İslam'ı, Peygamber Efendimizin İslam'ını yaymak,
onu sabitleştirmek, yeryüzüne hakim kılmak ve adalet-i kulliyeyi yeryüzüne hakim kılmak, bunlar İmam Mehdi Aleyhisselam'ın vazifeleri ve misyonları. İmam Mehdi bu sebeplerden dolayı İmam Mehdi Aleyhisselam hakkında bakın söylenmedik hiçbir şey kalmamıştır. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Hazreti Zehra Selamullahu Aleyha ve diğer Ehl-i Beyt imamları İmam Mehdi Aleyhisselam hakkında bilinmesi gereken her şeyi konuşmuşlar ve açıklamışlardır. Bu sebepten dolayı İmam Mehdi Aleyhisselam'ın ki vazifelerini imamlar açıklamışlar. Onun vazifeleri şunlardır. O vazifelerden biri dedik adalet-i kulliye. Adalet-i kulliye olduğu için zalimler İmam Mehdi Aleyhisselam'ın en büyük düşmanlarıdır. Bugün bile öyledir. Ve İmam Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiği zaman İmam Mehdi Aleyhisselam'a en büyük düşmanları zalimler yapacaklardır. Neden? O geldiği zaman zulmün kökünü kurutacağı için. Zalime karşı savaşacağı için. Zalim de bunu biliyor. Neden? Çünkü Allah, Peygamber ve Ehl-i Beyt o geldiği zaman kime karşı mücadele edecek bunları açıklamışlar. Ancak zalim derken aklımıza sadece efendim bazı zulümleri yapanlar mesela aklımıza efendim diktatörler gelmesin. Aklımıza insanları sömüren efendim o kitleleri kendi çıkarları uğruna kullanan insanlar gelmesin. Evet onlar zalim. O zalim kavramına baktığımızda zulüm ve sitemin çeşitleri var. Zulüm ve sitemin çeşitleri olduğundan dolayı zalimin de çeşitleri var. Mesela ben bir örneğini vereyim. İmam Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiği zaman İmam Mehdi Aleyhisselam'a karşı bazı rivayetlerde var 400 tane Şia alimi tanınan, herkes biliyor ki bu Şia alimi, Ehl-i Beyt'in velayetini kabul ediyor. 400 tane alim cihat fetvası verecek. Kime karşı? İmam Mehdi'ye karşı. Diyecek buna karşı savaşmak vaciptir. Bunu öldürmek vaciptir. Neden? Bu alimler İmam Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesine, zuhur etmesine sevinmeleri gerekirken tam aksine İmam Mehdi Aleyhisselam'a karşı savaşacaklar. Niye böyle olsun ki? Niye böyle yapsınlar ki? Çünkü bunlar zalimdirler. Bunların zalim olduğu ne zaman ortaya çıkacak? İmam zuhur ettiği zaman ortaya çıkacak. Mesela alimdir 30 sene minberde konuşuyor. 40 sene minberde konuşuyor. İnsanlara hitap ediyor. İmam Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman öylelerine diyecek ki bugünden itibaren bu minbere çıkmaya hakkın yoktur. Çünkü sen oranın ehli değilsin. Sen oranın hakkını vermiyorsun. Sen orada yanlışları anlatıyorsun. Halkın yanlışa sapmasına, yanlışa düşmesine sebep oluyorsun. Dün ben burada bir şey arz ettim bir cenaze meclisinde. Dedim ki bir insan dese ki Hazreti Firavun ne olur? Bir insan dese ki Hazreti Nemrut ne olur? Müslüman insanlar ona böyle çok farklı bir şekilde bakarlar. Derler ya bu adam dinsiz midir, imansız mıdır? Bu ne diyor bu adam? Hiç Firavun'a hasret denir mi? Hiç Nemrut'a hasret denir mi? Denmez. Peki bir insan hiçbir sebep yok, hiçbir gerekçe yok. Oturmuş Ehl-i Beyt'i sevenlerin yanında Hazreti Zehra'nın katilini adı geçerken Hazret dese olur mu? Hazreti Zehra'nın katili Firavun'dan daha büyük zalimdir.
Nemrut'tan daha büyük zalimdir. Salih'in devesini öldürenlerden daha büyük zalimdir. Hazreti Fatıma selamullahi aleyha demedi mi babasından sonra? Dedi Allah'a and olsun ki ben Salih'in devesinden aşağı değilim. Ve benim evlatlarım da Salih'in devesinin yavrusundan aşağılık değil. Allah bir deve yavrusundan dolayı Salih peygamberin kavmine bela gönderdi. Dönerim yüzümü Rabbime, açarım elimi, ben dua ederim sizlere. Nifrin ederim. Şimdi Hazreti Nemrut deyince sen rahatsız oluyorsun. La ilahe illallah diyen sen rahatsız oluyorsun. Ve icabında fırsat bulursansa yargılıyorsun. Diyorsun niye Hazreti Nemrut diyorsun? Niye Hazreti Firavun diyorsun? Onlara Hazret denir mi? Sen ne biçim Müslümansın? Peki hiçbir gerekçe yok. Hiçbir sebep yok. Efendim tam geniş bir şekilde söylemek istemiyorum yayınlanacağı için. İmamlar annesi, imamlar annesi Hazreti Zehra'yı katleden, Hazreti Ali'ye zulümler eden, İmam Hüseyin'in Kerbela'da öldürülmesine, şehit edilmesine sebep olan, onun altyapısını oluşturanlara sen Hazret diyorsun. Ben kendi kendime diyorum ki o tür insanlara Hazret demek ile Hazreti Firavun, Hazreti Nemrut deme arasında hiçbir fark yoktur. Ha, bazı koşullar vardır, bazı ortamlar vardır, bazı şartlar vardır. Onları zaten bu mektep söylemiştir. Hangi koşullarda söylenir, hangi koşullarda söylenmez. Mektep onun kriterlerini belirtmiştir. Dolayısıyla İmam Mehdi aleyhisselam zuhur ettiği zaman kalkıp icab, bakın her tarafa dair müdahalesi olacak İmam Mehdi'nin. Her tarafa. Pazara gidecek, müdahale edecek. Camiye gidecek, müdahale edecek. Okula gidecek, müdahale edecek. Çünkü ne için geliyor? Adalet-i kulliye. Onun için geliyor. Camiye geldiğinde camideki alime diyecek ki bugünden itibaren minbere çıkma. Oranın ehli değilsin. Orada yanlış şeyleri anlatıyorsun. Yanlış şeyleri halka aşılıyorsun. Alim, imanı güçlü ise semhem ve taata diyecek. İmanı güçlü değilse diyecek ya ben 30 sene 40 sene bu millete hitap ettim. Millet beni dinledi. Şimdi nasıl bir çırpıda ben burayı terk edeyim, terk edersem millet benim hakkımda neler düşünür? İmanı zayıf da olsa bunları düşünecek, diyecek ki bu yalancıdır haşa. İmam Mehdi'ye yalancı diyecek, sahtekar diyecek ve kendisini dinleyen halka diyecek ki buna karşı savaş. Halktan onu dinleyenler ona itaat edecekler, dinlemeyenler ise imamın safına geçecekler. İmam Mehdi aleyhisselam geldiği zaman ki Allah gelişini çabuklaştırsın. Bu sistemi kaldıracak. Bu düzeni kaldıracak. Ve bu sistemi kaldırırken şunlara bile dikkat edecek. Dikkat edin. Dedi ki adalet-i kulliye. Yanlışı anlatıyorsunun dışında. Diyelim ki alim peygamber minberinde doğruyu anlatıyor. Ama İmam Mehdi biliyor. Bu alim anlattığına amil midir, amil değil midir? Amel ediyor mu, etmiyor mu? Kendisi diyor kıskanç olmayı, kendisi kıskanç. Kendisi diyor hain olmayı, kendisi hain. Millete kıskanç olmama dersi veriyor, kendisi kıskançlık yapıyor. Millete hain olmayın, günahtır diyor, kendisi hainlik yapıyor. Millete dünya malına tamahkar olmayın diyor, kendisi efendim dünya malını gördüğü zaman bunları İmam Mehdi aleyhisselam o alanlara bile müdahale edecek. Kalkıp diyecek ki sen ilmine amel etmiyorsun. Allah da Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Saf suresinin 3. ayetinde buyuruyor ki لِمَ تَقُولُونَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ
amel etmediğiniz şeyleri niye söylüyorsunuz? Yapmadığınız şeyleri niye söylüyorsunuz? Senin kendin kıskançsın, millete diyorsun kıskanç olma. Yani amel etmiyorsun. Senin kendin kincisin, millete diyorsun kinci olma. Amel etmiyorsun. İmam Mehdi Aleyhisselam bu alanlara müdahale edecek. Bakın, pazara bile müdahale edecek. Camilere müdahale eden, adaleti kulliyeyi sağlamak için İmam Mehdi Aleyhisselam pazara müdahale etmeyecek mi? Hayır, pazara da müdahale edecek. Pazara müdahale ederken bakın, tüccar, bazı tüccarlar, bazı tacirler halkı aldatır. Halkı sömürür, halkı kandırır. Tüccar halkı aldatır, şirketler de tüccarı aldatır. Devletler de şirketleri dolandırır. Devletler de şirketi sömürür. Güçlü devletler de zayıf devletleri sömürür. Dikkat edin, aşağıdan yukarı doğru gidiyoruz. Tüccar halkı sömürüyor. Eğer yap, tabii ki sömüren tüccar, bütün tüccarlar ki böyle değil. Halkı sömüren tüccar, bu tüccarı da birileri sömürecek. Onu kim sömürecek? Şirketler. Şirketlerin eğer sömürü sınıfına girerse onu da bazı devletler sömürecek. Devlet kendi tüccarını sömürür ise o devleti de kendisinden güçlü olan devletler sömürecek. Dikkat edin. İmam Mehdi Aleyhisselam bu alana bile müdahale edecek. Diyecek ki ey tacir, sen halkın ihtiyaçlarını gidermek için vardın. Varken Allah sana belirli bir oranda kar etmeyi de helal etti. Helalıyla ticaret yapmayı sana gösterdi. Mesela şu ilmihal kitaplarımızda alışveriş hükümleri var. Alışveriş hükümleri. Her tüccarın alışveriş hükümlerini bilmesi farzdır. Çünkü niye? Bazı muameleler vardır, helaldir. Bazı muameleler vardır, haramdır. Ticaret yapan insan helali haramı bilmelidir ki helale harama düşmemek için. İmam Mehdi Aleyhisselam pazara müdahale ettiği zaman çıkarı tehlikeye düşen insan ne diyecek? Diyecek ki bu benim ekmeğimle oynuyor. Buna karşı savaşmak lazım. Buna karşı mücadele etmek lazım. Oradan da bir sınıf çıkacak. İmam Mehdi Aleyhisselam'la dinsizler ve din emirlerini hafife alanlar o hazrete karşı mücadele edecekler ve o hazrete karşı düşmanlık yapacaklar. Dolayısıyla İmam Mehdi Aleyhisselam'ın vazifeleri dostlarına da düşmanlarına da son noktaya kadar açıklanmıştır. Önümüzdeki hafta İnşallah bu hadisle bu akşam bitireyim. Yemle'ullah bihil arza kısten ve adila kema muliyat zulmen ve cevra. Yeryüzü zulüm ve adaletsizlik, haksızlıkla dolduktan sonra Allahu Azze ve Celle onun vesilesiyle yeryüzüne adalet ve eşitliği getirecek. Yeryüzüne onun eliyle adaleti hakim edecektir. Adaleti hakim ederken bu da kolay olmayacak. Birileri çıkıp o hazrete karşı savaşacak ve mücadele edeceklerdir. Ama mücadelede hem dünyada kaybedecekler hem de ahirette kaybedecekler. Allah-u Teala bizleri o hazretin zuhuruna hazır olanlardan etsin. Amin. O hazreti iyi tanıyanlardan karar kılsın. Amin. O hazretin zuhuruna acil etsin. İnşallah bir aleyhissalavat buyurun. Allahümme